Çipşi TV izleyicileri, bugün yine İşimiz Keçi programında sizlerle birlikteyiz. İzmir'deyiz, Seferihisar'da Ziya Uçan İşletmesi'ndeyiz. Öncelikle Ziya merhabalar. Merhabalar Günay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, yine teşekkür ederiz. Bizi ziyaret ettiniz öncelikle. Şöyle diyeyim ben, Ziya demişti, oğlak etimi değerlendiremiyorum. Evet. Demişti. O sebeple kendine dükkan daha açtı. Daha önce bir program çekmiştik. Keçi etini satamıyoruz, oğlak etini değerlendiremiyoruz diye bir program çekmiştik. Şimdi bir dükkan açtık. Artık hayırlı oğlak olsun. Eti satıyoruz şu anda. Onun için de kendi çapımızda bir pazar kurduk. Hayırlı olsun. Bu arada yeniden tekrar hoş geldiniz. Hoş bu bulduk. Keçiyi sizin kadar herhalde dile getiren yoktur. Allah razı olsun. Sağ çok olun. Çok mersi. Çok sağ ol. Çok sağ mersi. Olun. Bugün bu arada dışarıda hava şartlarımız soğuk. Evet. Bugün burada depoda çekelim. Daha önce dışarıda çekmiştik. Bugün nasıl? Dışarısı soğuk olduğu için senin burada devam edebiliriz. Senin olduğundan dolayı. Günay Hanım, yine buyur. Daha önce konuştuğumuz programda olduğu gibi yine bu keçinin dertleri bitmiyor. Keçinin kendisi de adı üstünde keçi olduğu için, inatçı olduğu için bakıcılar da inatçı olduğundan dolayı sevmiyor mudur nedir? Bakıcı bulma problemi, sütü sağdırma problemi, çoban problemi, artık Türkiye'de artık bunları konuşmak istemiyoruz. Klasik yani, herkesin doğru mikrofon verdiğinde doğru yem, bakıcı doğru derdi falan filan. Yani bunların fiyatlarıyla ilgili de sıkıntı var. Üretim de ciddi anlamda keçide düştü. Sizin de hı-hı haberiniz de vardır. Yani bayağı program yapıyorsunuz, geziyorsunuz. Bölgesel yerlere evet gidiyorsunuz. Keçi üreticisi ciddi anlamda düştü. Nasıl diyeyim size? Sağımdan dolayı, sütüne pazar bulamadığı için, maliyetlerin onu kurtarmadığı için artık yani biz bundan ailecek bir para kazanamıyoruz. İşte bir yerde maaşla çalışalım zihniyetine büründüğü için insanlar bu işi bıraktı. Ya da kapalı sistemde yapan tekrar arkadaşlar var. Evet. Büyük başlar, işte küçük başlarda, büyük baş kapalı sistemde daha çok. Yani sütü kıymetli bir hayvan. Çalı yiyor, çiçek yiyor. Yani temiz otlarla besleniyor. Peyniri çok lezzetli hı-hı oluyor. İnsanlar da kuzu etine rağbet gösteriyor, dana etine rağbet gösteriyor. Ama oğlak veya keçi deyince insanlar bir adım geriye gidiyor. Yani bunlar temiz hayvanlardır, güzel hayvanlardır. Evet. Bu hayvanlar yani hem lezzet açısından hem sütü açısından bir tercih edilmeli, bir denenmeli yani. Yani şu anda bu şekilde biz yine hayvancılığı bırakmadan devam ediyoruz. Ama biz hem üretiminle ilgileniyoruz hem de pazarlamasıyla ilgileniyoruz. Ha, biz de stresliyiz. Biz nasıl stresliyiz? Ben de elemandan, ben de büyükbaş da var, koyun da var, keçi hı hı de var. Elemandan yangınım. Yani ciddi maaşlar alıyorlar, sigortaları var, üç öğün yemesi içmesi, her şey bize ait. Yani biz eskiden inan ki bu şartların hiçbiri bizde yoktu. Yani benim kendi şahsımda yoktu. Biz o şekilde devam ediyorduk. Ama yani Türkiye'nin neresine gidersen, Kars'tan, Tekirdağ, İzmir, Antalya, %80'i eleman. Ama her sektörde, sanayide, tarımda, inşaatta, demirde, gemide, yatta, katta. Eleman. Yani herhalde Türkiye'de şu an çok fazla okuyan var. Çok fazla okuyanın da iyi olmadığı bir dönemdeyiz herhalde. Yani bedenen çalışacak işçi yok. Yani işçi demeyeyim, bedenen çalışacak arkadaşlarımız yok diyeyim yani. Hepimiz işçiyiz. Şöyle diyelim, belki hani genç nesil olarak son zanaatkarlar belki biz olacağız. Ya burada hani okuyanla birlikte ne var? Elimizde bir telefon var ve bir sosyal medya var. Sosyal medyada herkes çok güzel paralar kazanmak istiyor. Evet. Yani bedavadan üretmediği ürünü alıp satmakla para kazan. Üretmeden hiçbir şekilde yani ilerleyemeyiz. Herkesin üretmesi gerekiyor. Bu keçiyi nasıl tekrar sevdiririz bu insanlara? Ya da tarihe mi karışacak bilmiyorum. Ciddi anlamda Seferihisar bölgesinde keçi arasan yok yani. Ben köyümden çıktığımda keçi çanı, keçi kokusu, keçi görerek gidiyordum. Şu an keçi yolda gördüğün zaman hayvancıyım. Evet. Ha, durup adamı tebrik edesim geliyor ya. Adama madalya takasım geliyor. Abi sen bu işi yaptığın için yani harbiden çok kıymetlisin diyesim geliyor. Ha, bu ne zaman kıymeti anlatır? Gıda yani gün geçtikçe sadece keçi de değil. Yani büyük başta da sıkıntılar var. Koyunda da sıkıntılar var. Keçi biraz daha hareketli bir hayvan olduğu için keçinin yani güdebilecek, bakabilecek eleman bulmak daha zor. Daha zor. Koyuna biraz daha kolay, inek damda olduğu için ona biraz daha kolay. Tabii, ama keçiye tabii geldiği zaman kendisi de zaten arkadaşlarım bile bak duramıyorlar evet durdukları yerde, kıpır kıpırlar. Böyle bir durum. Bunların bakın bu arada etini sütünü yiyenler de böyle kıpır kıpır olur. Kesinlikle. Bakın, yani bunlar cıvıl cıvıl hayvanlar. Böyle kıpır kıpır olursunuz. Biz bununla ilgili işte pazar dedim hep burada sıkıntı, kasaplar niye keçi eti satmıyor falan. Biz kendimiz burada şimdi bir dükkan açtık Seferihisar'da. Hem büyükbaş kendi et ürünlerimizi satıyoruz hem yine kuzu kendi ürünlerimizi satıyoruz. Şimdi oğlak da satmaya başladık. Evet. Alan yani bilen kıymetini bilen gelip alıyor. Yani kasap arkadaşlar da vitrinine koysunlar yani bunun devamlılığı olması için. Hem fiyat olarak uygun, uygun kuzudan, danadan çok çok uygun. Lezzet olarak da bence çok süper yani. Ya damak tadı alışkanlığımız yok. Dediğin gibi bu bölgede mesela hani bizler de oğlak dolmasını bu bölgede gördüm ben.
Doğrudur. Ya damak tadından dolayı işte ne denir? Kamu spotu oluşturulur, reklamlar oluşturulur. Hani Ziya'nın da bahsettiği gibi fiyatının daha uygun olması ve gerçekten koyuna göre daha organik yetişmesi. Ya bugün tavuk, yani insanlar organikçi ama bugün tavuklar tavuk. Herkes hapur hapur yutuyor. Ben şimdi tavuğa burada kalkıp kötü bir şey demek istemiyorum, evet. Da abi tavuk yiyorsan ovalığı her türlü ye ya. Yani tavuk yiyorsan ovalığı ye yani. Yani ovalak belki bugün kuzudan bile daha organik hayvan. Yani sürekli doğru dışarıda, dağda çalı yiyor, kekik yiyor, geziyor. Zaten pis bir şey buna yediremez. Evet. Kendisi evet. Pis yere bile yatmaz. Evet. Yani böyle temiz yere yatar. Yani temiz bir hayvandır kendisi. Bu bizim keçiler yaramazdır, huysuzdur. Koyuna göre, koyunda keçi zaten bakmak çok zordur. Yemliklere çıkar, sulara çıkar, pisletir ama keçi o suyu içmez. Keçi o yemi yemez. Evet. Yani o yüzden hani yağmurda, fırtınada, çamur olan yerlerde asla yatmaz. Şimdi yani bir 100 keçinin, örnek veriyorum, şimdi matematiksel işlerine giremeyeceğim şu anda. Yani bir aileyi geçindirebilecek bir durumda olduğu zaman, yani fiyatlar iyi olduğu zaman, yani insanlara da buradan bir çağrımız olsun insanlık olarak. Yani herkes masa başına yönelmesin. Ya ne bileyim, domates üretelim, patates üretelim, keçi üretelim, kuzu üretelim, inek üretelim. Yani üretelim de, yani gerekirse demiri de üretelim. Yani alakası yok diyeceğim ama üretim yapalım. Yani tüketici olmayalım, alsatçı olmayalım yani. Alsat tamam, ticareten güzel olabilir ama üretmek en üretim başta ben. Gelen bir şey. Ha, üretici de küstüğü zaman adam da şimdi diyor ki kardeşim ben yıllardır üretiyorum, para kazanamadım. Bundan dolayı bırakmak zorunda kaldım. İleride inşallah para edecek diyorsun. Hani adam diyor ya bir gün düzeleceğiz inşallah diyor. Biz ne zaman düzeleceğiz? Bilmiyorum. İnşallah bir gün düzeleceğiz. Yani ama insanlar böyle yerleri, imkanları olan insanlar, ekebilenler eksin, atıyorum 5-10 tane dana yapabilen yapsın, kuzu yapabilen yapsın, inek yapabilen yapsın, keçi yapabilen yapsın. İçinde çoğu insanın bu aşk var. Adam eleman, konuşuyorum çünkü tabii, çok tabii, arkadaşımız tabii, var. Tabii. Abi diyor her türlü imkan var diyor, eleman yok eleman diyor. Eleman yok. Ya şu an en büyük Türkiye'de her sektörde, inşaatta, sanayide, tarımda her yerde eleman sıkıntısı var. Yani maaşlar inan ki bilmiyorum da, yani bizim burada çiftlikte 10 kişi çalışıyor. Abartmıyorum da bir elemanın maaşı ben herhalde ayda bir kenara atamıyorum yani şu anda. Bak ben bir elemanın maaşını kenara atamıyorum. Ama adamlar diyor ki abi ben yapamam diyor. Evet. Abi kusura bakma da ya yapamazsan ben hiç yapamam ya. Evet. Yani ben hayatımı adamışım. Burada bir tesis kurmuşum. Tamam hepimiz çalışacağız. Hepimiz bir emek peşindeyiz de. Benim emeğim bile sana geçiyor ya. Ben çalıştığım, yani sana verdiğim 1 liranın ben 1 lirasını kazanmıyorum. Sen diyorsun ki Ziya ben bu durumdan memnun değilim. Ya o zaman Güney Hanım biz bu işe hiç bulaşmayalım ya. Benim emeğim de sana geçiyor. Ya böyle duruma küsenler var. İşi bilmeyip de bu işe girip de işi berbata maalesef. Saranlar var. Yani adam keçiden koyundan anlamıyor. Cebinde parayla girenler var. Yüksek fiyatlara ya, hayvan tabii, alıyor. Piyasanın. Hayvan fiyatlarını bir anda dengesini bozuyor. Sonra ucuz fiyata satmak zorunda kalıyor. Ucuz fiyata satıyorlar. Yani bunların yani devlet tarafından, belediyeler tarafından. Devlet de yani teşviklerini yine veriyor. Ya insanlar en basit. Yani devleti, belediyeyi de göz önüne almayacağım da. İnsanlık olarak bir kere bizim şeyimiz bozuldu. Genetiğimiz bozuldu. Bak bu çok ciddi anlamda. Yani ne olduk biliyor musun? Abi buradan bir balya saman kalkacak. Abi birisi gelsin kaldırsın. Eskiden tırı biz indiriyorduk. Şimdi birisi gelsin kaldırsın. Burada ne oluyor? Hep beden gücü çıkıyor. Evet. Herkes patron. Bak Türkiye'de herkes patron. Ya adam maaşla çalışıyor. Tamam haklı. Ya evine atıyorum temizlikçi çağırıyor. İşte bulaşıkçı çağırıyor. Ya da halısını alıcı yıkıyor. Ya da işte yani eskiden halıyı da işte evdekiler yıkıyordu. Temizliğini de kendin yapıyordun. Yani bir aile kültürü vardı. Bir bütçe vardı. Dışarıda restoranda yemek yiyorsun. Hep yani bizde de var. Anlatabildim tabii mi? Yani ben başkalarının üzerinden kötülemiyorum. Ne oluyor bu? Ekonomik şartlarda herkesi zorluyor. Alım gücü düşüyor. Zaten faturalar desen yani kömür faturası, doğalgaz faturası, su faturası, elektrik faturası, arabanın vergisi, algısı, ay sonu, başı, tüpü, yağı derken adam diyor yarabbim şükür ayın sonu geldi, yine bomboş. Gitti. İnsanlar bu şekilde ama insanlar lükslüğünden kalmıyor. Yani bir yani eskiye göre bir bereketsizlik var. Aslında her şey var ama bir bereketsizlik var. Her şeyin olması, yani her şey lüks olduğu için lükslük şey getiriyor. Yani gider, yani ceptekini alıyor. Rahatlık. Yani sıcak bir ortamda evde oturmak rahatlık. Rahatlık senin cebinden para alıyor. Yürüyerek gitmek var. İyi bir araban olursa benzin alıyor, algısı vergisi oluyor, bakım masrafı oluyor. Otobüste gidersen bu maliyetin olmuyor. Eskiden eşekle gidiyorsun, yürüyerek gidiyorsun. Ama şimdi her gittiğin yerde her şey son teknoloji. Evlere gidiyorsun, düğmeye basıyorsun, yemek pişiyor falan filan. Bunlar maliyet getiriyor. O maliyetler de tabii nereden çıkacak? Çalıştığın yerden, keçiden, koyundan, üründen örnek veriyorum ya da adamın maaşından.
Yani konuyu biraz geriye toparlayalım, biraz dışına çıktık. Ama keçi olayı gerçekten Türkiye'de şu an sıkıntılı. Bizim bölgemizde sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Yapan yok ya. Ya yapmıyor kimse. Pazarı yok, satamıyor, bakıcı bulamıyor. Yani gibi gibi sorunlardan bırakıyorlar. Ben ilk Seferihisar'a geldiğim zamanları anlatırlardı. Neredeyse bildiğimiz bazı işletmeler var burada. Biner başlık sürüler halinde. Hatta göçer bile geldiklerini ya söylerlerdi. Bizim kendimizde 1200 tane keçi vardı ya. Bizim kendimizde. Biz ailen. Elle sahıyorduk bunu. Günlük 1000 yani 1000 ton diyeceğim. 1 ton süt sahıyorduk yani 1000 litre. Elle annem, babam, kardeşim biz bunu yapıyorduk. Evet. Kendimiz gidiyorduk. Ahılları kendimiz süpürüyorduk. Böyle bir dünya var. Bunu şimdi var ya 1000 keçiyi öyle gütecek, elle sahacak. 10 tane adam bulman lazım. 10 adamın da her gün biri kaçar. Bak her gün biri kaçar. Evet. Yapmaz yani. E bunu da şimdi... İşsizlik var diyorlar da Türkiye'de. Abartmıyorum da yani çok tuhaf olacak. Türkiye'de işsizlik yok. Bak Türkiye'de bence işsizlik yok. Ha, adam okumuştur. Avukattır, doktordur, öğretmendir. Ben bundan başka bir iş yapmam der. İşsizdir ona bir şey demem. Ama inan ki beden gücündeki işlerde aşırı derecede bir talep var. Yani inşaata gidiyoruz. Abi usta lazım. Sanayiye gidiyoruz. Abi usta lazım. Abi fabrikaya gidiyorsun. Usta lazım. Abi çiftliğe gidiyorsun. Usta lazım. Abi tesisatçının yanına gidiyorsun. Usta lazım. Kapılarına azam eleman aranıyor yazmış. Evet, yani evet. Bana da eleman lazım bu arada. Hep evet, hep lazım. Evet. Maaşlara baktığın zaman bu maaşın bedelini sattığın üründen çıkarman lazım. Aslında çok yüksek maaş verince insanlar çok yüksek maaş aldığını düşünüyor. Aslında aldıkları maaşı piyasadaki ürünlerden tekrar kaybediyor. Tabii. Çünkü herkes bunun bedelini bir yerden çıkartması lazım. 1000 lira maaş aldığında da aynı geçiniyordun. 100 bin lira maaş aldığında da aynı geçiniyorsun. Aynı. Sistem aslında aynı. Rakamlar değişiyor sadece. Yani şu anda aklımdan geçenler böyle. Yine de bizler bu işi yani ailemiz, sağlığımız el verdiği sürece koyun olsun, keçi, hayvancılık, tarımın her kolunda bir şekilde biz sağlığımızla, ailemizle birlikte yaşamımızı idame edeceğiz. Ülkemiz için, hayvancılığımız için. Tabii şartlarımız şey, gerçekten bakıcı bakımından zor şartlar altındayız. Hele ki hayvan varlığımız arttıkça, daha kaliteli ürünler elde ettikçe. Ama işte burada bir de da... Güney Hanım, yani dur. İnsanlara bu çobanlık mesleği diyeyim. Çobanlık. Yani çoban deyince insanlar 1-0 yadırgıyor. Abi yadırgama ya. Adam hurdacı diyor. Abi sen hurdacıyı yadırgayamazsın ya. Hurdacı sana geri dönüşüm yapıyor ya. Çoban sana üretiyor. Köylü sana domates. Yani köylü dediğin zaman tık... Abi bir saygın olacak. Nasıl saygın olacak? O adam zaten para kazanmıyor ya. Hiç olmazsa halk dilinde bir saygınlığı olduğuna inansın. Bir çoban yani bir saygı gösterirsen ya senin için et süt üretiyor. Soğuk, -5, -10, çamur, yağmur, kar, buz, 40 derece sıcak. Cumartesi pazar yok, gece 12 yok, 1 yok. Yani böyle bir meslek yok. 7-24. O ovalan kalbi attığı sürece senin de işteki ritmini atıyor. Evet. Yani bir kalp durur mu? Durmaz. E çalışan da durmuyor. 24 saat, 365 gün. Adam vardır bak şimdi televizyonda izleyecek. Adam 70 yaşındadır. Hala çobanlık hala yapıyordur. O adam 70 yıldır hiç izin yapmamıştır. Bak 70 yıldır hiç izin yapmamıştır. E böyle bir meslek var mı ya? Böyle bir mesleğe senin saygı göstermen lazım. Evet. Sen böyle bir mesleğe kalkıp da aşağılarcasına davranırsan kusura bakma eti yarın bir gün ya bulamazsın ya da pahalı yersin. Pahalı yersin. Tamam mı? Ama şimdi burada bir savcı geldiği zaman ne diyorlar? Savcı bey hoş geldiniz. Hakim bey hoş geldiniz. Avukat bey hoş geldiniz. Doktor hanım hoş geldiniz. Ya bir çobana da bir köylüye de bir saygınlık olursa okullarda bile çocuğa şimdi okursan şuradan 20 tane çocuk çevirsen ben çoban olacağım diye kimse söylemez. Ama çobanlık çok kutsal bir iş olarak okullarda bile mesleki olarak anlatılırsa ya ben çoban olacağım ya üretici olacağım diyebilir. Ama tamam biz avukat da lazım, savcı da lazım, polis de lazım, hakim de lazım. Ama bu... şimdi dengeler bozuldu. Herkes masa başı üstlere yani şeyleri okudu. Yani tarıma yönelmedi kimse. Ya yönelir insanlar kazanmadığı için yönelmedi. Bu da şimdi burada sıkıntı doğdu. Belki ileride de herkes bu işlere yönelecek. Yani illa denge yani terazi gibi hayat. Tabii ki, yani tabii 100 tane ki. Çocuk bu sene memlekette doğduysa 50'si atıyorum masa başı 50'si sahada olması lazım. Bize ayakkabı boyası da lazım. Tişörtü dikecek tabii adam da ki. Lazım. Sıvacı da lazım. Koyunu kırkacak adam da lazım, keçinin evet. sütünü sağacak adam da lazım, evet. peynir yapacak usta da lazım, restoranda bu etleri pişirecek aşçı da lazım, her evet. şey lazım, her evet. şey okumak değil. Kendi mesleğinin üzerine, yani devlet tarafından şimdi bilmiyorum bu konuları, eğer böyle mesleki okullar var mı yok mu çok detayını bilmiyorum, varsa iyi, Hı-hı. yoksa da yapılmalı. Evet. Yapılmalı, ya kardeşim ben veteriner olacağım. Böyle böyle işte bu konu üzerine bunun iyi bir geliri olduğunu, yani bunu insanlar, ya insanların hayalleri nedir? Bir sevdiği işi yaparlar, bir de para kazanacağı işi yaparlar. Hı hı.
Çobanlar hepsi sevdiği işi yapıyor. Zaten parayla baksalar bu işe yapmazlar. Yapılmaz. Abi 2 kere 2 4. Biz 2 kere 2'yi çarpıyoruz hep 0. Abi 2 kere 2 4 karşı tarafta bizde 2 kere 2 0. Allah Allah. O zaman ne oluyor? Aşk çıkıyor. Aşkla işte gidiyorsun. İşte gidiyorsun. Ha, 2 kere 2 0. Hep çarpıyorum 2 kere 2 0. Ama 2 kere 2 0 olduğunu başkasına söylersen hemen o mesleği bırakır. İşte çobanlar, köylüler niye bırakmıyor? Buna bir tutkusu var. Evi orada, bağı orada, yurdu orada. İşte mandalina dikmiş, 20 sene bakmış, onu kökleyemiyor. Zeytin dikmiş, vazgeçemiyor. Üzüm bağı yapmış, vazgeçemiyor. Zeytinliğinden vazgeçemiyor. Ondan dolayı bir gün düzelecek diye devam ettiriyor. Ama adam bugün açıyor, atıyorum, ayakkabı satıyor, örnek veriyorum. Para kazanmadım kardeşim diyor. 2 ile 2'yi çarptım, 0 çıktı diyor. Ben bu işi bıraktım diyor. Ama köylü 2 ile 2'yi çarptığında 0 çıktığında bırakmıyor. Çıksa ama bile. Başkası da benim diyor bilmem ne mesleğim var diyor. Ben 2 ile 2'yi çarpıyorum hep 4 diyor. Senin için güzel ama bizim için sıkıntı. Ama sen 2 ile 2'yi çarptığında 4 dediğin meslekten benim mesleğimdeki ürüne pahalı dersen kusura bakma ya. Buyur yer değişelim. Ya öyle bir dünya yok. Yani o zaman buyur ben senin mesleğini yapabilirim. Sen benimkini yapabilir misin? Bir test edelim. Yani böyle durum da söz konusu. Yani insanlara çocukluğunda daha önce de programda bunları anlattık. Sevdirilmesi lazım. Okul yaşlarında, ufak yaşlarda. Yani nasıl çocuklar bakıyor işte ben futbolcu olacağım, işte Ronaldo olacağım, Icardi olacağım, işte bilmem ne olacağım. Yani ona özeniyor. Hı hı. Abi ona özenene kadar buna da özendirelim. Bu özentiyle oluyor. Bu genç yaşta aşılanıyor. Evet. Herkes ayağına bir top alıyor, koşturuyor. Neden? Para var. Sevgi de var diyelim. Ama keçiyi, ineği, domatesi, patatesi, üzümü, zeytinyağına gelince vallahi kimsenin ağzında ben duymuyorum. Ya işte son böyle bir durum söz konusu. Şu an bunlar bizim elimizdeki kendi fabrikamız zaten. Bu fabrikayı korumamız ve kollamamız gerekiyor. Sütün olmadığını varsayarsak, etin olmadığını varsayarsak, bunlar bizim vücudumuzda almamız gereken proteinler, hayvansal proteinler. Evet. Bunların mutlaka tüketiminin gerçekleşmesi gerek ve bu bir sürdürülebilirliğin olması gerekiyor. Yani insanlar şu anda biz mesela şeyde de satıyoruz, dükkanda satıyoruz. Yani danayı daha çok tercih ediyorlar. Sonra kuzu, sonra ovalar. Peynirde, dükkanda peynir de satıyoruz. İnek peyniri, keçi koyun peyniri ikinci sınıfta kalıyor. Yani işte yeni jenerasyonda işte yok keçi eti kokar, yok abi bir dene ölmezsin hiç ya, zehir yemiyorsun ya. Hiç alakası yok yani. Bunu bir kere tadına baktım, yok bakmadım. Öyle diyorlar. Abi öyle diyorlar değil, bir tadına bak buyur ye. Evet. Ölmezsin yani. Bu ne oluyor, böyle bir algı oluşmuş. İşte keçi eti yenmez, işte kuzu eti kokar falan. Yok abi böyle bir şey ya. Böyle bir olay yok yani. Kuzu, keçi yani benim için süper bir et. Bunları şimdi baktığın zaman büyükbaş %80, %90 zaten kapalı çiftliklerde. Tabii. Bunlar merada. Yani sen kendi sağlığını düşünüyorsan dışarıda olan bunlar. Otlar, D vitamini annem. Alan, güneşi alan, kaya tuzunu yalayan, kekini yiyen evet. Bu. İnekler mevsimsel dışarıda. Besiye aldığın zaman içeri almak İçeride. Zorunda kalıyorsun. Yani durum bu şekilde. İnşallah yani bu keçiyi yani yeni genç arkadaşlarımızı da seven, yapan olur. Yani biz ilerleyince yaşlandığımız zaman böyle gurur duyabileceğimiz yeni nesilden gelen arkadaşlarımız olur. Şimdi bu keçiciliğe baktığımız zaman şöyle zeminine bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız da en az kaç sayıyla başlasın? Irkını seçerken nelere dikkat etsin? Sayısı Günay Hanım yine ticaretle alakalı. Yani yanlış söyledim. Ticaretle alakalı değil. Barınağıyla, pazarıyla alakalı ve kendi gücüyle. Yani adamın 5 tane oğlu vardır, farklıdır. Adam bir kişidir, yaşlıdır, farklıdır. Hı hı. Sayı, barınağı, kendi gücü ve merasıyla alakalı diyeyim. Bir de tabii pazarıyla alakalı, nerede olduğunla alakalı. Şimdi çölde antifriz satılır mı? Satılmaz. Yani onun gibi bir örnek olsun. Irklarıyla alakalı Günay Hanım, şimdi bu Salyan ırkımız var. Kara keçi dediğimiz klasik kara keçimiz var. Bir de Maltız var. Honamlı var Antalya taraflarında evet. Falan. Bizim burada bildiğimiz ırklar Salyan, Maltız, kara keçi. Kara keçi daha sağlıklı, daha hastalıklara karşı daha dirençli olan bir hayvanımız. Evet. Doğumları daha az olan ama süt verimi az olan ama sütü kaliteli olan, oğlanın lezzeti bile farklı olan evet. Bir hayvan. Beyaz oğlaklar dediğimiz Salyanlar. Bunlar biraz daha genetik ırkları iyi olduğu için verimliliği daha yüksek. Maltız da sahnen zaten birbirine eşdeğer ama Maltız benim gözümde sağlık açısından sahnenden biraz daha dayanıklı diyebilirim bir tık daha. Kara keçi bunlardan daha dayanıklı. Ya bütün ineklerde de öyle. Yerli ırklar daha dayanıklı. İtal dediğim yani ırkı ıslah edilmiş hayvanlar biraz daha narin oluyor. Öyle bir durum söz konusu. Geçim kaynağı sayısına gelince yani o günkü ekonomik şartlar oğlan
kilogram fiyatı, karkas kilogram fiyatı, sütün karkas kilogram fiyatı, adamın çiftliğinden çıkardığı süt miktarı, bunlar göz önünde alınması lazım. Şu anda süt fiyatlarıyla ilgili bilgim yok. Biz artık şu oğlakları sadece emdiriyoruz. Direkt kesim yapıyoruz. Yani onu da neden yapıyoruz? Şeyden dolayı, elemansızlıktan dolayı. Yani bizim bugünkü şartlarda, bizde koyun da var, keçi de var. Ne koyunları sağdırabilecek elemanımız var, ne de keçileri sağdırabilecek elemanımız var. Babamla konuştum. Babam kuzuları emdiriyor, oğlakları emdiriyor. Baba diyorum keselim. Yani sütünü de alabiliriz. Ama adam yok. Yani eleman yok. Yani bu da bir kayıp. Benim için de kayıp, memleket için de kayıp. Şey yok. Sağacak eleman yok. Hele ki sütler bu kadar değerliyken. Yani inek sütü makineyle sağılabildiği için, daha çok 365 gün sahada olduğu için, insanların da damak zevkine herhalde daha çok hitap ettiği için onu daha çok tercih ediyorlar. Biz de şu an bunun et kısmındayız. Yani oğlakları da emdiriyoruz, kuzuları da emdiriyoruz. Sağımını yapmıyoruz. Eskiden hemen koyunlar, yani 10 kilo sütü olsa, 5 kilo süt olsa, bak 5-10 kilodan başlayıp 1 tona kadar sağıyorduk. Hani onu kaybetmiyorduk. Şimdi öyle bir dünya yok. Yani öyle bir dünya var ama sağacak adam yok. Herhalde öyle bir adama bilmiyorum nasıl bir maaş verirsin, nasıl tutarsın. Biz bunu yıllarca yaptık. Ama şimdi insanlar buna yaklaşmıyor. Adam eleman ilanı verdiğimiz zaman, abi sağım var mı diyor. Sağım var dediğin zaman, abi diyor ben bir düşüneyim diyor. Ama besi dediğin zaman, abi ben geliyorum diyor. Yani geliyor. Orada ikilem var. Sağım zor, besi kolay hemen. Onlar da algılamış bu olayı. Hemen adam besiye geliyor. Besi dök yemi. Devam et ama besiyle yürümez ki. Üretim olması tabii, lazım. Tabii. Üretim. Yani tabii besi ki gökten düşmeyecek ya. Erkek kuzuya da, erkek tekeye de, erkek dana için bunun annesi lazım. Onun için de üretim lazım. Evet. Yani bunun ana başı üretim. Üretim olursa besici olur. Süt olursa besici olur. Yani üretim olursa olur. Ama üretim olmazsa insanlar bu işe ara vermek zorunda kalır. Ya bu annelerin asla kesime gitmemesi gerekiyor. Yani damızlık hayvanların bile dişilerinin, yani tamam bakıcı problemimiz var bizim ama dişilerin kesilmemesi ya nasıl oluyor dönemsel yani. İşte Türkiye'de bazen et fiyatları düşük oluyor. Bir de insanların, yani biz de bir tüketiciyiz. Ben sonuçta pirinç alıyorum. Ben pirinç üreticisi değilim. Pirinç tüketiyorum. Ekmek alıyorsun, domates alıyorsun, evet. Fasulye alıyorsun, muz alıyorsun, elma alıyorsun. Herkesin bir sektörü var. Biz hem üreticiyiz hem tüketiciyiz. Ben iki gözle de bakıyorum. Şimdi bir ürün, atıyorum kuzu bu ara, yani bir yıl falan, iki yıl kuzu rezil oldu. Yani prim yapmadı. Dana kuzuyu geçti. Abi tarihte böyle bir şey yok. Dana kuzu geçmesi normal değildir. Yani kuzu bu işin vakkosudur. Evet. Tamam mı? Evet. Kuzu bir olur. Dana iki olur. Keçi üçtür yani. Tarih evet. Böyledir. Ama dana birinci oldu yani. Fiyatlamada birinci oldu. Ne oldu? Şimdi kuzu üreticisi küstü Türkiye'de. Şimdi kuzu fiyatları danayı açık ara farkla geçti. Haberlere. Şimdi bizim üretici mutlu. Bak üretici mutlu kuzudan. Tüketici diyor ki yandım Allah diyor. Ya yandım Allah da 2 yıldır adam yanıyor. Bir taneniz konuştunuz mu? 2 yıldır o adam yanıyor. 2 yıldır o adam zarar ediyor. Bak 2 yıldır zarar eden adamı hiçbir haber kanalı konuşmuyor. Abi ekmeğe zam geldiği zaman adam tık, ekmek şöyle oldu. Domates böyle oldu. Abi yani bunu tek taraflı konuşma. Karşıdaki tüketiciyi de bilinçlendir. Kardeşim bunun etinin böyle olmasının sebebi, sen 2 yıldır danadan ucuz kuzu yedin. Tamam mı? Sen 2 yıldır ucuz et yedin ve üretici kalmadı bu ara, küstü. Üretim azaldı. Ondan dolayı çoğaldı. Fiyatlar. Ha bir dahaki dönem der ki ya bak çok ucuz et yiyoruz. Yani bu böyledir. Hava bir gün güneşlidir, bir gün yağmurludur. Biz o zaman bunun ortasını bulmamız lazım. Ucuz dönem yediğimizin bir gün felaketinin geleceği belli. Yani felaket demeyeyim de pahalılığının geleceği belli. Şimdi domates bir yıl bakıyorsun. Biz eskiden domates de yetiştiriyorduk. Para etmiyor diyor. Ertesi sene burada kimse domates dikmiyor. Ertesi sene altın oluyor. Tabii, yani olmayınca. Böyledir yani. Bizim Türk milleti bir de ucuz malı yemez. Biz şimdi kasap dükkanında et satıyoruz. Fiyatlar ucuzdu. Yani bir iki ay önce fiyatlar ucuzdu. Satışlar azdı. Fiyatlar zamlandı. Satışlar iki kat arttı. Bakın araba fiyatları artsın desinler. Bir haber yapsınlar. Bak nasıl araba satılıyor. Ev fiyatları artacak desinler. Nasıl ev satılıyor. Ya bizim Türk milletinin de aklını bir sorgulamak lazım. Abi ucuzken al işte. Abi pahalandı kelimeyi duysun. Yani karpuz adam 1 liraya satıyor. Ben karpuz yemem diyor. Karpuzu adam 50 lira diyor. 100 lira diyor kilosuna. Abi karpuz çok güzel. Abi 1 lira diyordu. Niye almadın? Adam battı bitti. Adama da faydan olsun. Al. Yani kuzu eti ucuzdu. Kimse almıyor. Dükkana geliyor. Abi kuzu vereyim diyorum. Danadan uygun diyorum. Evet. Yok diyor. Dana ver bana diyor. Şimdi kuzu danayı geçti. Kuzunun satışı da arttı. Bana saçma geliyor bu ya. Abi aynı dükkan, aynı mekan, aynı yer, aynı insanlar. Yani böyle bir durum var.
ucuz ürünü yiyelim ki o üretici ama domates olsun, ama patates olsun, ama pirinç olsun, ama mercimek olsun, ama dana eti olsun, ama kuzu eti olsun. Ha şimdi biz hep böyle konuştuk. Yani tabii şimdi emekli de var. Yani işin başka boyutunu anlatacağım. O adamlar için de zor. Şimdi emeklinin durumu da vahim. Emekli için et de pahalı, süt de pahalı. Onlara hiçbir şey demiyor. Ama herkes de emekli değil. Durumu iyi olan insanlar da var. Durumu iyi olmayan insanlar da var. Allah Allah herkesin yardımcısı olsun. Bizler bir de burada üretimini yaparken bizim bir yem maliyetimiz var en büyük geride. Bir mazot maliyetimiz var. Yem maliyeti derken benim aylık şu anda takriben konuşuyorum. Yani iki tarafı da sayarsan yani 1 milyona yakındır yem maliyeti. Doğrudur. Yani bir yem maliyeti bu. Adam madam yani çiftlik gideri maliyeti. Bu maliyet olacak. Bu bedel çıkacak. Biz bundan bak az önce dedim. Bu paranın içinden biz bir adam maaşı arttıramıyoruz. Ya bir ay içerideyiz ya bir ay dışarıdayız. Hani hep düzeleceğiz diyoruz. Ha bir ay düzeleceğiz, ha bu ay çıkacağız. Bunun stresi de bizi geriyor. Birine bakıyorsun normal klasik bir insan, yani klasik insan dediğim adam maaşını alıyor. Akşam kafası rahat ediyor. Ben gece sabaha kadar yatamıyorum. Kuzu öldü mü, oğlak öldü mü, makine patladı mı, soğuk havaya bir şey mi oldu, hayvanlar hasta mı oldu, yem ne olacak, ıslandı mı? Ben bunun stresiyle yatıyorum. Ya aramızda hiçbir fark yok. Aynı sofrada oturup yemek yiyoruz. Aynı. Yani konuyu nereye bağlayacağım? Adam diyor ki yok ben uğraşamayacağım. Yani benim sağlığımı bozuyor bu iş diyor. Bırakıyor. Bırakıyor. Maaşlı bir işe geçiyor. Ne oluyor? Bir tesis kapanmış oluyor. Evet. Bitiyor. Yani tamamen sonlandırılmış oluyor. Yani durumlar bu şekilde Günay Hanım. Geçenlerde babamla biraz konuştuk işte. Hayvancılık manasında hem de babam benim tarımla uğraşıyor. Babamın dediği tek şey kızım dedi. İnsanlarla uğraşacak iş yapma. Benim işim yapmam için insanlarla uğraşmam gerekiyor. Tabii. Çiftlik kurulması için dediğin gibi süt çalışmam için, kuzu çalışmam için, yemin karılması için ben kendi başıma sonuçta o yemi kardıramam, karamam yani. Evet. Ama işte gerçekten kalifiyeli eleman bulmak, bu işi bizim manasında yaptırtmak günümüz şartlarında artık iyice zorlaştı. Bir de eskiden iş vardı yani patron vardı. Yani bu ciddi bir konu. Yani bir şey çıksın sistemde. Atıyorum bir adam, yani kimse burada darılıp gücenmesin. Bir adam atıyorum ayda 10 tane iş yeri değiştiriyorsa bunun kimliğini sorgulasınlar, bir sistem kursunlar. Bu adama ceza versinler. 6 ay iş almasın. Abi 2 gün benim yanımda çalışıyor, 3 gün orada çalışıyor, 5 gün orada çalışıyor. Sistem yürümüyor. Yani buna da bir program kurulsun Türkiye'de. Hani bütün işler için, restoranlar, aşçılar, inşaatçılar falan filan. Herkes iyi, herkes kötü diyemem. Benim konuştuğumu çiftçi grubu, tarım grubu, inşaat grubu şu an çok iyi anlıyor ne demek istediğimi. Adamın her dediğini yapıyoruz. Abi para para. Evet. Borcumu öde, borcumu öde. Sigortamı yap, sigortamı yap. Şunu istiyorum, şunu. Ayıptır söylemesi. Bilmiyorum da bugün en lüks yaşantıyı yaşayan adamın yediği bütün yiyeceklerden faydalanabiliyor. Yani her türlü imkan var. Çünkü bugün Türkiye'de en pahalı şey et dediğin zaman et onlar için bizde limitsizdir. Her türlü imkan var ama biz adamları tutamıyoruz. Tamam benden kaçıyor, ertesi gün sende iş buluyor. Tamam beni beğenmeyebilirsin. Bende de yanlışlık olabilir. Ama buna bir program gelsin ya, bir şartname. Eğer ben yanlış yapıyorsam bana ceza gelsin. Yani ben şu an düz klasik konuşuyorum. Adam telefon açıyor Türkiye'nin yerinde, çünkü her yerinde iş ihtiyacı olduğu için. Geliyor bizde 5 gün çalışıyor. Abi anam öldü, ver 5.000 lira. Babam hasta oldu, ver 10.000 lira. Aman adam kaçmasın, veriyoruz parayı. Abi kredi kartının borcu geldi falan filan. Hemen bizi içeriye atıyor. Sabah bir geliyorsun adam yok. Abi bizi geriyor bu. Yani geriyor yani, çok geriyor. Yani paramla rezil oluyorsun. Adama bir iş yaptıracaksın. İş yaptıracağın zaman adama biraz fazla iş söylesen, abi ben bu şartlarda çalışamam diyor. Abi biz bunun hangi tarafındayız? Yani biz patron matron değiliz yani. Ben eskiden bütün işimi kendim yapıyordum. Daha mutluydum. Şu an işi elemanlarla yapıyorum. Ben daha huzursuzum. Ben keşke hani eskiye dönsem, kendi başıma çalışsam daha mutluyum. Çünkü hep bir problem çıkıyor. Yani onların yalanları bitmiyor. Adamın hepsi aynı değil. Ama adam ilan veriyorsun. Geliyor. Tamam diyorsun. Ya işte zaten hep onların bir klasik olayları oluyor. Bir borcu derdi oluyor. Veriyorum parayı. Ama bunlar bizi acıtıyor. Biz şimdi benim 10 tane elemanım var. Her gelen adam bana 5 bin 10 bin çarparsa ben batar mı ya? Ki yaşıyor mu bunları yani? Ya böyle bir durum var. Adam geliyor. 5 gün çalışıyor. Abi diyor şu kadar para lazım diyor. Hadi diyorsun, vermesen olmayacak.
vereyim diyorsun. Sabah geliyorsun, adam yok. Abi ne yaptık sana ya? Dediğin doğru. Ben burada tanışıyorum mesela. Merhaba, hoş geldiniz diyor. 5 gün sonra başka bir işletmeye gidiyorum orada. Adamın sen ama... Sen ne ara geldin buraya? Yani işte diyorum, biz program olacak. Evet, bu Güney'in yanında çalışmış. Hasan'ın yanında çalışmış. Hüseyin'in yanında çalışmış. Ahmet'in, Ayşe'nin yanında çalışmış. Bir ayda 10 kapı gezmiş. Bu adamı almayacaksın. Bir sistem olacak. Bakacak. Ver abi TC'ni, bakayım sen nerede çalışmışsın. Yani bir işin saygınlığı olacak. Yani burada milyonluk yatırım var. Memleket için bir uğraş var. Evet. Biz burada memleket için et süt uğraşıyoruz. Memleket için et süt üretmeyi düşünürken bir de bunlarla uğraşıyoruz. Yani adama her gün iş var. O dedim ya, işsizlik var diyorlar. İşte bunlar bunu formülünü çözmüşler Türkiye'de. Bunlar bunun formülünü çözmüşler Türkiye'de. Bunlar bunun formülünü çözdüğü için adamlar Türkiye'nin her yerinde kapı kapı geziyor. Yani bunlar zaten bir de acıtmayacak paralarla 3000, 5000, 7000, 2000, 1000, 10000, 5000 böyle paralarla çarpıyorlar. Bunların arkasından da gidemiyorsun o para için. Ama adam Türkiye'nin her yerini böyle yaşıyor. 3 gün, 5 gün geziyor. Yani bir Türkiye'de atıyorum ilçe tarımda program var. Hayvancılar için bir program kurulacak. Günay hoş geldin, ver TC'ni. Yaz bakalım Günay Hanım, siz nerelerde çalışmışsınız? Evet, 8 ay Ödemiş'te çalışmış. 7 ay bilmem ne. Aa, bu düzgün çalışıyor. Aa, bir bakalım Günay Hanım. 3 gün orada durmuş, 2 gün orada durmuş, 4 gün orada. Oho, 6 aydır 25 kapı gezmiş. Ben seni alamam. Başkasının kapısına gittin, o da almayacak. Evet. O zaman sen edebini takınacaksın. Ya diyeceksin, işsiz kaldım. Çünkü bunlarda işsizlik yok, çarpma var. Yani şu an aslında eleman sıkıntısının en büyük problemlerinden de birisi bu. Yani belki size anlatan olmuştur, anlatmayan olmuştur. Yani bu ciddi bir sıkıntı bizim tarım sektöründe. Abi geliyoruz, yol parası gönder, yok bilmem ne, yok eleman, yok canlı hayvan, benim bunu altını süpürmem lazım, yemini vermem lazım, sağmam lazım, gütmem lazım, dükkanda atıyorum eti doğramam lazım, müşteriye vermem lazım. Yani bir tek bu değil, yani oradaki sektörlerde de sıkıntı tabii, var tabii, yani tabii, diğer tabii, sektörlerde de tabii. Yani benim tarım ve hayvancılık üzerine konuşmuyorum, restoranlar, oteller falan filan. Yani bu şekilde bilmiyorum, bir sistem var. Adamlar işi öğrenmiş, bir grup insan hemen diyor ben Ziya'dan yarın sabah gitsem, Güney'i arasam, kesin zaten Güney'in elemanı yoktur. Güney'in varsa Ayşe'nin yoktur. Ayşe'nin evet, varsa Hasan'ın yoktur. Evet. Hemen adam arıyor. Adam zaten bizde şey yok. Sorgu sual yok. Çalışacaksın mı hemen başla? Kimsin? Nesin? Tabii. Ne biliyorsun? Hayvandan ne kadar anlıyorsun? Abi tamam ben anlıyorum, geliyor. Adam ineği görüyor. Abi diyor kuzular güzelmiş diyor. İneğe kuzu diyor, biz adamı işe alıyoruz. Anlatabildim mi? Yok, eleman yok. Eleman yok yani. Yani böyle bir durum var. Bizim bu bölgemizde, ama şimdi doğuda başkadır, Karadeniz'de başkadır kültür. Hani biz İzmir'deyiz. Yani burada Ege'de işçilik olayı çok sıkıntı. İşçilik olayı çok sıkıntı. Bir de bu böyle burkaşçılar var diyeyim. Bunlar piyasada böyle, herkes bu konudan şikayetçi. Ya zaten yapanların çoğu kendi aile işletmesiyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Çocuğuyla, hanımıyla, karısıyla. Zaten aile işletmesi nasıl bizim yem maliyeti en büyük girdiğimiz, aile işletmesi olmamız da en püf noktalarından birisi yani. Hani bak, tabii ki bizim bakıcılarımız olması gerekiyor ama gerçekten ailemizin burada olması, birebir kontrol halinde olması bizim burada en büyük avantajımız. Senin mesela oğlan büyüyecek. Şimdiden evet, belki başlamıştır. Ya inşallah işte bir kız bir oğlan var bizim. Onlar bu işi severse memleket için. Ya benim çocuğum öğretmen olsun, memlekete faydalı da. Benim çocuk öğretmen olmasın, doktor olmasın. Bu işi yapsın. Evet. Başkasının çocuğu öğretmen, doktor olsun. O da memlekete evet, faydalı olsun evet, ki. Yani benim işletmem, ben de yaşlanacağım, gideceğim. Biz baki değiliz bu dünyada, faniyiz. Biz de göçüp gideceğiz. Memlekette süreklilik olsun. Yani her şeysiz yaşarız da gıdasız yaşayamayız. İşte pandemide gördüler, nohut kavgası, mercimek kavgası, fasulye kavgası. İnsanlar dününü çabuk unutur. Deprem yaşadık 6 Şubat'ta. Allah bir daha göstermesin. Ne oldu? Gıda tırları koştu. İşte evet, gıda, giyecek gıda. Yani kimse çok lüks ayakkabılarını, kimse çok lüks arabalarını, çok lüks bulaşık makinelerini, çok lüks evlerini konuşmadı. Hemen gıda. Yani dünyanın kurulduğu yaşam için gıda. Ama buna da bir saygınlığımız yok. Yani çoğu insanın, şu an konuştuğum bütün arkadaşlarım, etrafında ne kadar tanıdığım arkadaşım varsa hepsi ben de bırakmayı, adamlar çizgide yaşıyor ha. Hani işler dönüyor ya. Çoğu böyle balık sırt. Evet. Adam yani bir psikolojisi bulsa bırakacak. Ya canıma tak etti diyor ya. Dönen bir rakam var diyor. Bana kalan bir şey yok diyor. Ben bu işin muhasebesini tutuyor. Adam bu işin veterineri. Bu işin muhasebecisi. Bu adam bu işin bakıcısı. Adam alıyor sütçüden, adama veriyor. Yemciye veriyor, ona veriyor, buna veriyor. Harcına veriyor, borcuna veriyor. Ha şimdi bu kadar hep kötüyü konuştuk. Biraz da iyi konuşalım. Nasıl iyi konuşalım? Şimdi biri diyecek ya bu kadar
kazanmıyorsanız sizin bugüne kadar iflas etmiş olmanız lazım. Bu işler dönemsel kazandığımız günler de oluyor. İşlerin iyi gittiği dönemler de oluyor. Evet. Ama bu ara yani kazanmıyorum dersem ben namkörlükten gelirim. Ben kazanıyorum. Az da olsa öz de olsa 3 ay kaybediyorum, 3 ay kazanıyorum. Bir şekilde şükür. Ama eleman konusundan en büyük yangınımız o. Yani eleman konusu büyük yangınımız. Keçi konusuna geldiğimiz takdirde keçi de gerçekten piyasadan tarihe gömülmek üzere. Yok oldu yani. Keçi yapmıyorlar. Pazarı olmadığı için sıkıntı. İnsanlar bir sürü benim büyükbaş, aman küçükbaş yapan arkadaşlarım büyükbaşa döndüler. Elemandan dolayı. Abi diyor çobanla uğraşamayacağım. Mera kavgası. İşte yok domatese kaçtı keçi, yok zeytinliği yedi. Bir sürü stres, problem. Herkes kapalı sisteme dönmeye başladı. Kapalı sistemde de en aktif gelen büyükbaş olduğu için büyükbaşı daha çok tercih ediyorlar. Pazarı daha kolay, piyasası daha aktif olduğu için. Keçi herhalde ileride fotoğraf çekmek için, ilaç için sütünü falan kullanacağız herhalde. Ya, keçi... Sosyal medyada aslan bulunca fotoğraf çekenler oluyor ya. Biz de keçileri çekeceğiz böyle. Koyacağız. Aa bak bir yerde keçi kalmış diyeceğiz tarihten. Öyle belki, fotoğraflayacağız. Belki 15-20 yıl sonrasında böyle artık dediğin gibi çok pahalı, çok değerli olmaya başladığında o zaman anlayacağız. Evet. Yani bu fabrikanın üretilmediğini, sonlandığını. Ya arkadaşlar hani gerçekten dediğin gibi ben İzmir bölgesinde çalışıyorum. Azalmaya başladı keçi varlığımız. Azalmaya tamam. Değil. Burada Seferihisar'da yani yok yani keçi yok ya. Yani sayılı böyle keçi sütü çıkacak yer yok ya. Evet yok. Yok yani. Keçi yok yani. Ovalağa da yok, keçisi de yok. Çok nadir yani. Urla'ya da gitsen bugün, bilmiyorum Güzelbahçe'ye de gitsen yakından, Gümüldür'e de gitsen, Menderes'e de gitsen yani vardır ama eskisi kadar yok. Evet. Yani azaldı. Neden azaldı? Adam kazansa devam eder. Yani bazen kazanmak da önemli değil. Diyelim ki keçiden aylık güzel bir para kazanıyoruz. Ama bakıcı yoksa bir şey. Bak yani her şey bakıcıya bağlı. Yani elemana. Şimdi araba lastiği satıyoruz ama para ediyor ama lastiği üretebilecek işçi yok. Örnek veriyorum klasik. Yoksa o da yok. O da yani yok. Para ediyor ama şey yok. Sistemde eleman yok. Bu eleman işi büyük bir sıkıntı. Yani buna nasıl bir sistem yaparlar? Yani vallahi bilmiyorum da bütün çiftlik sahipleri yani bugün asgari ücretin çok çok üstünde maaşlar veriyor. Sigorta yapıyor. Bir de bizim çiftliklerde şöyle bir iş vardır. Yemen, içmen, yatman, kalkman tamam, çiftlik sahibine aittir. Bir besi çiftliğinde çalışma saatini söyleyeyim size. Bizde besi işi de var. Sular otomatik, gübreler otomatik. Yem karma var. Yem karmaya yemi atarsın. Yarım saat 40 dakika yemi öne dökersin. Bitti. Sabah da bunu yaparsın. İş bitti. Çok klasik, çok rahat bir iş. Abi diyor iş bana ağır geldi. Abi kusura bakma da sen yaşama ya. Günde eğer 24 saatte 2 saat çalışmak ağırsa vallahi sen yaşama ya. Ne istiyorsunuz abi? Hani Acun Ilıcalı'nın şimdi sosyal medyada video. Ne istiyorsunuz abi diyor ya. Abi ne istiyorsunuz siz ya? Ne istiyorsunuz anlamadım yani. 24 saatte bir besi çiftliğinde çalışma saati yani varsa itiraz olan konuşsun. Normal klasik ayda alemette ilaçlama yapar onu konuşmuyorum. Abi sular otomatiktir. Gübre otomatiktir. Traktörü yemi dökersin, yem önüne döker. Bitti. Bu kadar evet. Net. Hayvanı gözlemlersin. Hastası var mı yok mu? Bitti. Evet. Bir saat sabah, bir saat akşam. İki saattir. Adam diyor abi iş bana ağır geldi. Abi ne istiyorsun ya? Ne istiyorsunuz yani? İşte şu ben çalışayım. Siz oturun ben size maaş vereyim. Olur derler. Der abi. Der. Benim burada ben bunu yaşadım. Adam kurban sonrası çiftliği boşalttım. İki ay hiç hayvanım yoktu. İki ay adama maaş verdim. Bak hiç iş yoktu. Abi dedi burada ben yapamayacağım dedi. Burada şartlar çok zor dedi. Adam iki ay oturdu maaş aldı ya. Ben bunu da duydum yani. Ya bunu da duydum yani. O yüzden insanları çalıştırmak çok zor. İnsanlar cebinde yetecek kadar para olduğu zaman kesinlikle çalışmıyor. Senin cebinde 3.000-5.000 lira para varsa yani herkes için geçerli değil. Bir kitle var. O beyni bozuk bir kitle var diyeceğim. O kitle cebinde 3.000 lira 5.000 lira para olduğu zaman kesinlikle yarının çoluğunun çocuğunun geleceğini düşünmüyor. Günlük yaşantı diye bir söz var ya. Günlük yaşıyorlar. Abi çalış ya. Vallahi güzel yani. Sigorta var, maaş var, şampuan var, tüp var, kömür var, et var, süt var, zeytinyağı var, peynir var. Her şey benden. Ev kiran yok. Maaş alıyorsun. Tamam hepsi böyle değil. İyileri var. Adam benim yanımda şu an 6 yıldır çalışan adam var. Şimdi ben bu adama kötü diyebilir miyim? 3 yıldır çalışan adam var. 4 yıldır çalışan adamlar da var. Ama bir de böyle 2 gün durup 3 gün durup gidenler var. Bunlar yani orada işin para boyutunu falan düşünmüyorsun. Psikolojin bozuluyor. Psikolojim bozuluyor ya. Adamın ben şeyi oluyorum.
Ne o? Psikoloğu gibi adamın dertlerini dinliyorum. Adamın dertlerini çözüyorum. Sabah geliyorum adam yok. Adam yok. O gidiyor başkası geliyor. Ya diyorsun bu da yapmaz diyorsun. O da aynı. O da aynı. Yani benim başıma geldiği gibi birçok kişinin de başına bunları geliyor. Adam diyor ya bıktım diyor. Adam derdinden bıktım diyor. Adam para kazansa da yani orada bıkkınlığı psikolojisini bozuyor. Yani adam diyor başıma bir bela almak istemiyorum. Aman diyor bu defteri kapatalım. Ya işte sektörde tarım olarak bilmiyorum da gerçekten hayvancılık olarak bu bakıcıyı evet bugün çok konuştuk ama büyük bir sıkıntı. Dediğin gibi sinirlerim bozuluyor. Burada canlı hayvan var. Doğum zamanını mesela düşün ya da süt sağdığın zamanı düşün. Memelerin hasta olması, körelmesi. Bu bakıcı böyle problemler yaşıyorsa gerçekten şimdi sağımdan verimli bir... Bakıcı Günay Hanım, bakıcı yok. Yani gerçek çoban, hani diyorlar ya şimdi eline keseri penseyi alan ben ustayım diyor. Dama da ben çalışmaya geliyorum diyen ben de çiftlik bakıcısıyım diyor. Çiftlik bakıcısı hayvanın gözüne baktığı zaman ateşi mi var, memesi ağrımış mı, bu hayvan gebe mi, gebeyse kaç aylık, ikiz mi yapacak, üçüz mü yapacak, bu inek boğasamış mı, boğasamamış mı, bu hayvan neden düşünüyor, geviç alıyor mu, dişlerini gıcırtatıyor mu, tüyleri neden diken diken, milyonlarca kalem tabii, buna hangiler, bakıcı bu. Tabii. Bunu bulsak zaten biz madalya takarız, onu buraya fotoğrafını asarız, o yok, onu geç. O kim? Mal sahibi, o kadar anlayabiliyorsa o zaten işi götürebiliyor. Öyle bir hani... İyi bir bakıcı yok. Yani ben iyisini görmedim çok iyi anlayan. Adam koyuyorsun klasik işte kamera şu an çekiyor bilmiyorum. Arpa, buğday, saman makineye koyuyor, karıyor. Ben bakıcıyım. Abi bunu hiç gözü kör bir adamla getirsen zaten koyar, atar, biter yani. Bakıcı başka bir şey. Asıl bir doktorluk başka bir şey. Ustalık başka bir şey. Şimdi adam diyor eline malayı küreye alıyor, ben ustayım diyor. Bir duvar yapıyor, duvar yılan gibi, sey gibi. Bir adam geliyor ben de ustayım diyor. İçinden kıl geçiremezsin. Şimdi ikisi de ustayım diyor. Hangisi evet. Usta? O bir adam usta. Yani şimdi bakıcı deyince ama ikisi de duvara örmek için aynı parayı istiyor. O da diyor 1000 lira örerim, o da diyor 1000 lira örerim. E birisi yamuk yapıyor, biri düzgün yapıyor. Yani hayvancılık bakıcısının gerçek bakıcıyı bulmak çok zor. Gerçek bakıcıyı bulsak oho. Nerede? O zaman Ziya'cığım son kez olarak söylemek istediklerini alalım. Söylemek istediklerim gençler bu işlere... Kulak versinler. Evet. Bu işlerde Ziya abinin size... Bak evet. O bile kulak verin evet, diye bağırıyor. Bak, bizi dinleyin yani. Bu işlerde para var. Severseniz para var. Kaybettiğiniz dönemler de var. Kazandığınız dönemler de var. Her meslekte para vardır. Her meslekte kaybetmek vardır. Her meslekte risk vardır. Bu mesleğin bir aşkı var. Nasıl bir aşkı var? Bu içinden gelecek. Yani bu az önce dediğin gibi az insan. Yani bir de esnaf olup milyonlarca insanla uğraşmak var. Biz fazla evet. insan görmüyoruz. Evet. Az insan çok huzur. Öyle güzel yönleri de var. Yani sana mutluluk verecek dönemler de var. Evet. Yani bu işi sevsinler gençler. Tarım ve hayvancılığa iki kalem var yani. Tarım ve hayvancılığa gönül versinler. Bizim işimiz keçi programı ama yani tarım ve hayvancılık bunun akrabasıdır. Bunun kardeşidir. Bunun annesidir, babasıdır. Bunlar evet. hepsi bir çatı altındadır. Birbirine bağlıdır. Bu bizim Türkiye'de olmazsa olmamızımız. Diğer gençlerimiz de uçak yapsın, F-16 yapsın, füze yapsın. Birisi traktör yapsın, birisi çok güzel araba yapsın, birisi su altı tank yapsın, tüfek yapsın, bilgisayar yapsın, işte uzay teknolojisi, bilim teknolojisi neyse onu yapsın. Hepimiz yani burada bir ucundan tutalım memleketimizin. Ben, kaderim benim bu. Ben bunun en iyisini yapmam lazım. Ben burada kim kardeşim benim rakibim? Hollanda'daki çiftçi. Ben onunla yarışmam lazım. Yani ben size öyle et vermem lazım, öyle süt vermem lazım. Ben kendimi geliştirmem lazım. Atam babam bunu... Böyle yaptı diye ben böyle devam ettirmemem gerekir. Daha iyi taşımam gerekir. Diğer arkadaşlarımız da teknolojide, sanayide, tarımda herkes memleketin bir ucundan tutsun. Bu memleket hepimizin memleketi. Yani herkes gölgede oturup iş yok, bende para yok, memleket battı bitti dersek en başta biz kendi ayağımıza sıkarız. Çalışmak, çalışmak. Sakıp Savaş evet. ne diyor? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Çalışmak. Ben gece 3-4 yine buradayım. Sabah yine buradayım. Akşam buradayım. Yağmur buradayım, çamur buradayım. Evet. Hep buradayız, hep çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Allah razı ağzına olsun. Sağlık, ayağınıza sağlık. Sağlık. Yani vaktini ayırdın bize. Ne demek ya? Ne güzel bir... Bir insana bir nasihatımız, bir sözümüz geçtiyse, buradan bir ders çıkarsa ne mutlu bize. Değil mi? Evet Çiftçi TV izleyicileri, bugün işimiz keçinin de sonuna geldik. Ziya ile güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hem keçiciliği anlattık, hem gerçekten tarım ve hayvancılıkta bakıcı problemlerimiz olduğundan bahsettik. Biz sohbet ederken keyif aldık. Umuyorum sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bereketli günleriniz olsun. Bay bay.